ETV Ana Haber Bülteninden herkese mutlu akşamlar. Bugün 7 Ağustos 2022. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yabancı dildeki tabela sayısının arttığını söyleyerek, belediye meclisinde grubu bulunan her partinin temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulmasını istedi. Başkan Gürkan, Edirne'de yabancı dildeki tabela artışları ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü milletin ortak değerlerinin başında dil gelir. Dilinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz dedi. Yine aynı şekilde tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bu konuda şehrimizin bir düzenlemeye ihtiyacı var. Çünkü milletin ortak değerlerinden en başta geleni dildir. Dilinizi kaybedersiniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ağustos ayı meclis toplantısında Edirne'de son dönemde yabancı dildeki tabela artışına dikkat çekti. Edirne'nin çok sayıda yabancı ziyaretçi aldığını, özellikle komşu ülkelerden gelen vatandaşlarla alışveriş hareketliliği yaşandığını kaydeden Gürkan, ancak yabancı tabela artışlarından dolayı Edirne'de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, mecliste grubu bulunan her siyasi partinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurularak yabancı dildeki tabelalarla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Edirne'nin biliyorsunuz son dönemlerde çok sayıda isim vermeyeceğim, millet ismi vermeyeceğim kimse rencide olmasın diye. Çok sayıda yabancı ziyaretçi alıyoruz. Bunların bir kısmı turist, bir kısmı alışveriş amacıyla geliyor. Gelsinler tabii ki, hoş gelmişler, sefa gelmişler. Buradaki alışveriş, Edirne'deki alışveriş hareketliliğinin artmasıyla beraber bir taraftan Edirne'deki bütün emtia fiyatları da yükseliyor. Halkımız bundan çok memnun değil. Ama buna yapacak bir şey yok. Serbest ticaretin kuralları. Yalnız benim dikkatimi çeken, Sayın Vali ile de geçtiğimiz gün bunu konuştuk. Özellikle reklam mecralarında billboardlar, raketler, outdoorlar vesaire gibi ve tabelalarda Türkçe'ye uygun olmayan yabancı dillerde tamamen tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık Edirne'de. Yine aynı şekilde tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili bir komisyon, belediye meclis üyelerinden bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun hem mevzuat anlamında gerekli çalışmayı yapmasını, gerektiğinde uzmanları çağırıp dinlemesini ve önümüzdeki Eylül olur, Ekim olur bir rapor sunarak mecliste bu konuda bir karar almamızı öneriyorum. Her partinin de olmasını arzu ederim. Selçuk Bey'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir, İYİ Parti'den bir, AK Parti'den bir ve MHP'den de birer üye olursa da sevinirim. Bu konuda şehrimizin bir düzenlemeye ihtiyacı var. Çünkü milletin ortak değerlerinden en başta geleni dildir. Dilinizi kaybedersiniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Süloğlu İl Genel Meclis Üyesi Öndercin, tarımsal desteklerin bir an önce güncellenerek üreticiye zamanında ödenmesi gerektiğini söyledi. Cin, mazot fiyatları aldı başını gidiyor, desteklemelerin artık hiçbir anlamı kalmadı dedi. Bu desteklemelerin de artık hiçbir anlamı kalmadı. 45 kuruş, 50 kuruş desteklemenin şu an üretici hiçbir anlamı kalmadı. Bunların da enflasyon oranında, artan girdi maliyetleri oranında bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Süloğlu İl Genel Meclis Üyesi Öndercin, televizyonumuza yaptığı açıklamada ayçiçeği hasadının bazı bölgelerde başladığını, ancak fiyatının henüz açıklanmadığını belirterek, fiyatın 15 liranın altında olmaması gerektiğini kaydetti. İlimizde ve bölgemizde ayçiçek asadı başladı, başlamak üzere ve hatta bugün borsaya ilk ayçiçek asadı geldi. Bunun da ilk şeyi 13 bin liradan satıldı. Tabii üreticilerimiz bu yıl ayçiçekte ve buğdayda, diğer mısırda olsun, hepsinde hayvancılıkta olsun, girdi fiyatlarından mağdur olduklarını, girdilerin aşırı yüksekliğinden bahsediyorlar. Bugün ayçiçek asadında ilk gelen ayçiçek bize 13 bin liradan borsada satılması, ayçiçekte umulanın, beklentilerin karşılanmayacağı izlenimini uyandırdı. Neden uyandırdı? Çünkü 17 liraları gören ayçiçeği bugün ilk üründe 13 bin lirada kalmışsa bu bizi biraz düşündürüyor. Neden düşündürüyor? İlk çiçek bu paraya gitmişse normali kaç paraya gidecek bu asat başladığı zaman? Onun için bu çiçek fiyatlarının bir an önce açıklanmalı. Girdi fiyatları, mazot fiyatları, işte gübre fiyatları, tohum fiyatları, ilaç fiyatları göz önünde bulundurulmalı ve bir an önce çiçek fiyatları 15 bin liranın altında açıklanmamalı. Tabi burada kışın Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanı hep çıktı, hükümet yetkilileri, devlet yetkilileri de der ki ekilmedik bir karış toprak bırakmayın, ekin, biz çiftçimizin arkasındayız. Bugün biz de çiftçi olarak Cumhurbaşkanı'nın da, hükümetin de, devletin de çiftçiye verdiği bu sözün arkasında durmasını bekliyoruz.
bu sözün arkasında dursunlar ki bu çiftçi gelecek yıl üretim yapsın. İl Genel Meclis Üyesi Öndercin, tarımsal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Asıl önemli olan destekleme. Geçen yıl mesela 45 kuruşta 50 kuruşa çıkarıldı. O zamanlar çiçek 45 kuruş olduğunda 2 lirada 2,5 liraydı. Şu an çiçek 10 lira 10,5 lira girdi fiyatları. Mazot aldı başını gidiyor, gübre. Bu desteklemelerin de artık hiçbir anlamı kalmadı. 45 kuruş 50 kuruş desteklemenin şu an üretici hiçbir anlamı kalmadı. Bunların da enflasyon oranında, artan girdi maliyetleri oranında bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Çiftçiye bunlar da açıklansın, çiftçi önünü görebilsin. Tabii bu aynı şekilde buğdayda da 10 kuruş destekleme, artıkın hiçbir destekleme. Aynı şekilde sütte 20 kuruş destekleme. Bunlar artıkın çok şeyini yitirdi. Hiçbir anlamı kalmadı çiftçi açısından. Bir de zamanında ödenmiyor. Bunların bir an önce düzenlenmesini istiyoruz. Bunlar bir an önce ayarlansın, çiftçi önünü görebilsin. Edirne'de husumetlisine kurşun yağdıran şahsın silahından çıkan kurşunlar o sırada köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti. Bacağından yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne kent merkezinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İddialara göre Lalepaşa ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi kahvehanelerin bulunduğu meydanda karşılaştı. Şahıslardan biri yanında bulunan silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlarsa husumetliye değil, kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti. Bacağından yaralanan RG, olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne kent merkezinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı şahsın tedavisi devam ederken olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Edirne'de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferiyle ülkelerine gönderileceği belirtildi. Tekirdağ'da servis aracı, sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Kazada işçi servisindeki 9 işçi yaralandı. Kaza Çerkezköy ilçesi Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ÖH'nin kullandığı servis aracı Çerkezköy'den aldığı işçileri Çorlu'daki geri dönüşüm fabrikasına götürdüğü esnada Veliköy mevkiinde yan yolda devrildi. Devrilen servisteki 9 işçi yaralandı. Yaralanan 9 kişiden 5'i Çorlu Devlet Hastanesi'ne, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Simurgh roket takımı, Gökdoğan ismini verdikleri roketi Teknofest roket yarışması kapsamında başarıyla fırlattı. Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan roket takımının Gökdoğan isimli roketi 2022 Teknofest orta irtifa roket yarışlarında başarıyla fırlatıldı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve ürettiği roket, yarışlardan önce 5 farklı hakem heyeti tarafından analiz edilerek uygunluk onayı aldı. Trakya Üniversitesi Simurgh roket takımı danışmanı doktor öğretim üyesi Aydın Güllü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Teknofest roket yarışında atış
atışın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek 6 Ağustos Cumartesi günü atış başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uçuşta maksimum irtifa 2800 metre olup birinci ayrılma gerçekleştirilmiş, görev yükü ve sürüklenme paraşütleri açılmıştır. Sonrasında roket yeri tespit edilerek roket kurtarılmıştır. Tasarımdan atışa ve atış sonraki sunulan rapora göre puanlama yapılarak derece belirlenecektir. Atışlar devam ettiği için puanlamanın ve kaç adet atış onayı alan roket olduğu ilerlenen bir tarihte açıklanması beklenmektedir. Roket bilgisi, roket tasarımı öğretmeyi amaçlayan bu yarışmada tüm bileşen özgün olarak öğrenciler tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Roket ayrılma sistemleri için geliştirilen hibrit ayrılma sistemi özgünlük bakımından hakemlerin ilgisini çekmiştir dedi. Güllü açıklamasında roket montaj aşamasında kendilerini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Talha Koç ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'ye teşekkür etti. Takım üyelerinin Bengisu Şen, Tuna Ninal, Metehan Sivas, Erhan Turan Bilir, Samet Tohan, Alperen Yüksel, Deniz Bünyamin Matur, İrfan Duman, Mehmet Berk Şahin ve Baransel Rençber'den oluştuğunu kaydeden Güllü, öğrencileri kutlayarak yarışlardan iyi bir derece almaları temennisinde bulundu. 5, 4, 3, 2, 1, Bismillah Ateş! Bismillah Ateş ve Gökdoğan şu an semada. Tekirdağ Malkara ilçesinde polis memuru otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza Cami Atik Mahallesi D110 Karayolu üzeri kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan istikametine seyreden OY idaresindeki otomobil mesaiden çıkan ve evinin yolunu tutan yaya halindeki polis memuru GU'ya yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Kaza sonrası yaralanan polis memuru GU olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru GU'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Halk arasında yağında olarak bilinen ve kanser hücrelerinin gelişimini engellediği öne sürülen kudret narı, pazar tezgahlarında satışa sunuluyor. Edirne'de kudret narı yetiştiren Hayrettin Yücetürk, genelde mide ve kalın bağırsak rahatsızlığı olanların tavsiye üzerine kudret narı aldığını söyleyerek nasıl tüketilmesi konusunda bilgiler verdi. Kudret narını genelde mide rahatsızlığı olanlar, kalın bağırsak iltihabı olanlar, bir de bunu daha önce kullanmış, memnun kalmış, hücreleri yenilediği için veya sevdiği için kullananlar var. Genelde hastalığı olanlar kullanıyor ama normal insanların da kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kabakgiller familyasından olduğu için herhangi bir zararı yoktur. Başta mide rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağladığı belirtilen kudret narı Edirne'de üreticiler tarafından yetiştirilerek pazar tezgahlarında satışa sunuluyor. Edirne'de yaşayan emekli polis Hayrettin Yücetürk, Edirne Belediyesi Organik Ürünler Pazarı'nda yetiştirdiği kudret narı ve kantaron yağının satışını yapıyor. Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldan bu yana kudret narı yetiştirdiğini belirten Yücetürk, bu şifa kaynağı bitkiyi genellikle mide rahatsızlığı olanların tercih ettiğini söyledi. Edirne'de yaşıyorum. Karaağaç'ta ikamet ediyorum. 2014 senesinden beri üretiyorum. Bahçemde kudret narını genelde mide rahatsızlığı olanlar, kalın bağırsak iltihabı olanlar, bir de bunu daha önce kullanmış, memnun kalmış, hücreleri yenilediği için veya sevdiği için kullananlar var. Genelde hastalığı olanlar kullanıyor ama normal insanların da kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kabakgiller familyasından olduğu için herhangi bir zararı yoktur. Yalnızca tavsiyemiz hamile bayanların ve tüp bebek tedavisi gören bayanların kullanmasında sakıncalı olduğunu biliyoruz uzmanlardan. Bu hassas bir meyve olduğu için içinde gördüğümüz çekirdekleri var. Ondan dolayı kudret narı deniyor. Nara benzediği için. Bu çekirdeklerin üzerindeki sıvı çekirdeğin zarı olduğu için bu zar meyveyi gördüğünüz gibi çok çabuk yıpratıyor ve öldürüyor, eritiyor. O yüzden zeytinyağına konarak bu şekilde bekletiliyor. En az 8 ay veya 1 yıl bekletilmesi gerekiyor. Tam bir şekilde zeytinyağına bütünleşmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Çiğ olarak yiyebilmek için bunu her gün bulmanız gerekir. Çiğ olarak yiyemeyeceğiniz için kavanozda genelde insanlar bunu tercih ediyorlar. Pazarda ilgi çok. Hücreleri yeniliyor.
Hücreleri yenilediği için kanseri de önlüyor. Amerika'da yapılan araştırmalarda ispatlanmış, kesin olarak tıbben ispatlanmış, kadınlarda, bayanlarda göğüs kanserini kesinlikle önlediği ispatlanmış. Çünkü hücreleri yenilediği için kanserin ilerlemesini durduruyor. Üretici Hayrettin Yücetürk, Kudret Nara'nın yanı sıra kantoron çiçeklerinden yaptıkları yağda satışa sunduklarını kaydetti. Ayrıyetten kantoron, sarı kantoron yağı da yapıyoruz kendimiz. Bahar zamanında 1,5 ay, Temmuz, Haziran aylarında doğada doğal olarak yetişen bir bitki sarı kantoron çiçeği. Bunu da alıyoruz sızma zeytinyağında yaklaşık 50 veya 60 gün beklettikten sonra. Tabii ki güneşte bekletmiyoruz. Güneşte bekletilenler zararlı, yalnızca dış vücudumuzda kullanabiliyoruz. Evde karanlık bir yerde beklettiğimiz sarı kantoronlar genelde içilebiliyor. Yalnız bunların içimi şey gibi değil, Kudret Narı hülasası gibi değil. Bunu en fazla 15-20 gün bunu kür olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da genelde yatalak hastaların yaraları için, çocukların pişikleri için ve mafsal ağrıları, yaşlıların mafsal ağrıları, diz, dirsek, onlar için kullanılıyor. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan sahil güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, 87 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakaladı. Asıl bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Çıkın ya buradan, bir alacağım oraya. Asıl. Geliyorum, alıyorum. Asıl. Gökçeada ilçesi Kaleköy Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için Kuzey Ege Denizi'ne açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasındaki bölgede 87 kilogram ağırlığında bir kılıç balığı avladı. Balık avı Özdemir'in kamerasına saniye saniye yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yine her zamanki bir kılıç avına çıktık. Aşağı yukarı 6 saat, 7 saat dolaştık. Çok balık kaçırdık. Fakat günün sonunda çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Devasa bir kılıç gördük. Aylardır arıyoruz. Kısmet o güneymiş. Muhteşem bir av oldu. Yani hayvanı vurduk 4, değil mi? 3,5, 4 saat uğraştık. 4 saat sonunda hayvan başarıyla teknemize girdi. Tekne 87 kiloydu balığımız. Güzel bir balıktı. Bu yılın rekoru. 87 kilo bu yılın rekoru. O yüzden biz çok mutluyuz. Başarılı bir av olduğu için. Tuttuğumuz en büyük kılıç. Vallahi tuttuğumuz en büyük kılıç abi. Tekirdağ Çorlu'da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kardeşinin evi kundaklamış olabileceğinden şüphe duyduğunu ifade eden abla, sözde kahvehanede "ben evi yakacağım" demiş şeklinde konuştu. Olay geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti. Beri kardeşim kalırdı ama alkol oluyordu. İçip mi içmeyip mi bu ev yandı. Yakacağım dedi. Herkese de yakacağını söylemiş kahvede de. Ben bu evi gelir der toplardım, misafir geldikçe bayram seyran, benim en yakın burası köyüm, tatil yerim de benim için, torun baktığım için. Evin önüne gölgelik yaptırdım, evin önüne çatı yaptım, çalıştı işçi, çalıştı, burada komşular gördü, herkes şahit yani. Komple anneciğim, komple, baksana buzdolabı, televizyonu, afat olmuş resmen ya, afat olmuş resmen. İki tane buzdolabı var gitti. İki buzdolabı gitti Aydan, gitti. Bulaşık var şey. Televizyon yok. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Güneş Optik hava durumunu sunar.
Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 21, en yüksek 35 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Mithatpaşa Mahallesi Balıkpazarı Caddesi No 30 Taksim C'deki Pirko Eczanesi, Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi No 28B Taksim A'daki Begüm Eczanesi. Bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.